Fadime'den Püf Noktalar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün çok lezzetli ve de çok güzel kabaran pofidik pofidik peynirli poğaça tarifimle sizlerleyim. Hiç beklemeden tarifimiz için başlayalım mı? Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı instant mayayı alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı ılık sudan bir miktar alarak mayayı karıştırarak açılmasını sağlıyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve de geriye kalan suyu ekliyorum. 1 su bardağı ılık sütü ve sarısını poğaçaların yüzüne ayırmış olduğum yumurta akını ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve 5,5 su bardağı unun bir miktarını karışıma ekleyip bunun üzerine de bir tatlı kaşığı tuzu ilave ederek çırpıcı yardımıyla bir süre karıştırıyorum. Geriye kalan unu da ilave ederek hamuru elimle toparlıyorum. Arkadaşlar, bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre un miktarı değişebilir. O yüzden unu kontrollü kullanırsınız. Toparlamış olduğum hamurun üzerine oda ısısında bekletilmiş 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek hamurumu tekrardan yoğuruyorum. Bu 1 yemek kaşığı tereyağı poğaçalarımızın hem çok lezzetli hem de yumuşacık olmasını sağlayacak. Poğaça hamurundan toplamda 16 adet beze elde etmiş oldum. Bezelerin her birini aynı büyüklükte yaparsanız poğaçalarınız daha güzel gözükecektir. Sonra da bezelerin üzerine parmaklarımla hafiften baskı uyguluyorum. Sonra da elimin yan kısmıyla her bir bezenin orta kısmına baskı uyguluyorum. Böyle poğaçalarımız dudak formu oluşturacaklar. Boşluklara da rendelenmiş taze beyaz peynir kullanıyorum. Kaşar kullanmayınız. Kaşar kullanırsanız eriyip akacaktır. Taze peynir ya da lor peynir kullanabilirsiniz. Peynirleri her bir poğaça hamurun içine koyduktan sonra poğaça hamurlarını kapatıp sonra da elinizin yan kısmıyla hamurun ortasına denk gelecek şekilde baskı uyguluyoruz ki poğaçaların ağız kısmında da dudak şekli ortaya çıkmış olsun. Thank you.
Evet, bütün poğaça hamurlarımızı aynı işlemi uyguladıktan sonra artık poğaçalarımızı fırın tepsisine alabiliriz. Fırınımız 200 derecede ısınmakta. Biz de bir yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ilave ederek karışımı poğaçaların üzerine sürelim. Poğaçalarımızın üzerine de çörek otuyla süsledim. Çörek otu peynirli poğaçaları da lezzet verme açısından oldukça yakışıyor. Bakar mısınız, poğaçalar ne kadar da güzel gözüküyorlar. İnanın o kadar güzel ve lezzetli oldular ki böyle pofuduk pofuduk çok güzel oldular. Dilerseniz daha fazla yaparak buzdolabınızın difriz bölümünde de saklayarak dilediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Böyle fırından çıktığı gibi telizgarın üzerine aldım. Orada soğumaya bırakıyorum. Üzerine herhangi bir örtü falan örtmüyorum. Oldukça yumuşacık oldular çünkü. Böyle tezgahın üzerinde soğurken de bir tanesinin içini açıp poğaçanın içi nasıl pişmiş dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar, videomu buraya kadar seyrettiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmanız için bildirim zilinin aktif olup olmadığını kontrol ediniz lütfen. Daha çok izleyiciye ulaşmak için linkimi paylaşabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir tarifle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.